Dersimizde encoder nedir, Resolver nedir ve bunların arasındaki farklar nedir buna bakacağız. Arkadaşlar şimdi bu Resolver elimde tutmuş olduğum e, yine motorlarda pozisyon bilgisi almak için kullanılır. İleri veya geri dönerek arkadaşlar pozisyon bilgisini e, motordan aldığı pozisyon bilgisini sürücüye gönderir. Şimdi şu şekilde gösterebilirim ve e, Resolver'den toplamda 8 tane kablo gelir. Bu kablolardan iki tanesi kosinüs artı ve kosinüs eksi, iki tanesi sinüs artı ve sinüs eksi, iki tanesi referans artı ve referans referans eksi ve iki tanesi de e, arkadaşlar sıcaklık sensörünün yani termokuplun e, uçlarıdır ya da hangi sıcaklık sensörü motorun içine bağlandıysa. Burada da bir adet encoder'ımız var. Bu encoder da rotary encoder. Yani e, burada döner encoder arkadaşlar. Eee rotary'nin İçerisinde arkadaşlar alt tarafında şunu göreceğiz. E40 H8 ardından 1024 6L5'i göreceğiz. Nedir bu? Enkoder'ın bize PPR hakkında bilgi verir. Nedir bunun PPR'ı da? 1024 olduğu için burada 1024 PPR yani bir dönüşünde toplam bir turunda 1024 Pulse üreten Pulse Per Revolution zaten PPR'ın anlamı buydu. Bir dönüşünde... 1024 tane pulse üreten e, bir encoder elimde tutmuş oldum. Yine encoder'ın üzerinde görebileceğimiz hemen black, red, white diye devam eden bir e, yazılar var. Nedir bunlar? Şimdi out A artı A eksi. Şimdi A artı black yani siyah kablo. A eksi çıkışı A değildi arkadaşlar. Red yani kırmızı. B artı beyaz. B eksi gri diye devam edip gidiyor burada. Ne işimize yarayacak bunlar? Bunlar da encoder'dan gelen... E, kablolar arkadaşlar burası kesilmiş durumda şu an için çok önemli değil e, bizim bağlantılarımızı yapmamız sağlayacak işte A fazı B fazı ve Z fazını hangi kablo olduğunu bulmamıza yarayacak encoder ve resolver şimdi bir de bunların yapısını beraber inceleyelim ben hızlıca e, buraya çizeceğim bunların yapısını ve anlayacağız arkadaşlar şimdi ben başlayayım hızlıca resolver için e, bir adet kosinüs içeride yapı olarak bir adet de sinüs ve bir adet de referansımız var. Bunlardan çıkan toplam altı tane kablomuz var dışarıya. Peki nasıl çalışır resolver? Şimdi referans kosinüse ve sinüse göre referans alarak dönen kısım burasıdır arkadaşlar. Referans döner kosinüse ve sinüse göre konumunu sürücüye gönderir. F fakat sürücüye nasıl gönderir? Şöyle Şimdi bunun en önemli özelliği analog olmasıdır. Ve farkı arkadaşlar zaten fark yap olarak şöyle. Önce bir de şuraya encoder çizelim. Neydi encoder'da hatırlarsak? Bir tane diskimiz vardı. Bu diskte de boşluklar vardı. Mesela bu 1024 olduğu için toplamda burada 1024 tane boşluk olacak gibi düşünün. Şimdi burada LED'imiz vardı. Bu tarafta da bizim optik cihazımız vardı ne yapıyordu bu optik cihaz? LED her bir boşluktan boşluk geldiğinde optik cihazı tespit ediyordu. Böylece de bir adet bize çıkış veriyordu kare dalga. Ve her bir boşlukta çok hızlı döndüğünü düşünürsek arkadaşlar şu şekilde kare dalga toplamda bir tur tamamlandığında 1024 tane pal üretir. 1024 tane pal üreten e, encoder nedir? 1024 PPR'lık bir encoder'dır. PPR neydi? Hemen buraya da onu da yazalım. Şöyle pulse per revolution'dı. Bu şekilde. Şurada görebilirsiniz. Bir dönüşteki pulse sayısı 1024. Şimdi ne yapar encoder? Encoder kare dalga şeklinde bize pulse üretir. Yani nedir? 0 ya da 1'dir. Yani nedir arkadaşlar? Dijitaldir çıkışlarımız. Ama resolver de analogtur. Analog olarak referans bize çıkış verir. Bu sebepten Resolver encoder'a göre daha sağlamdır, daha güçlüdür ya da daha güçlüden kasıt arkadaşlar daha uzun soluklu kullanabileceğiniz gibi daha sağlam sonuç verir. Çünkü mesela encoder burada 1024 paslıkken şuradaki boşluğu atlayabilir. Böylece toplamda 1023 pas verip size bir paslık kayıp yaşatabilir. Ya da içerideki optik cihazda yani bu neydi? Bu bizim diskimizdi. Diskte bir sorun meydana gelebilir ve böylece sebep e, bir takım sorunlara sebep olabilir. Fakat e, resolver için bu çok mümkün değildir. Yani resolverde tabii ki de bozulur. Fakat demem o ki analog çıkış verdiği için e, bu analog çıkışlarda çok daha sağlam, etkin sonuçlar alırsınız ve çok daha böyle mutlak bir pozisyonlama işiniz noktasında resolver daha sağlamdır, daha güvenilirdir diyebilirim. Şimdi Tekrar bakmak gerekirse enkoderimiz 1024 paslık arkadaşlar ve resolverimiz. Ve bu ikisi arasındaki yapı farkı da dikkat edin. Burada kosinüsümüz, burada sinüsümüz var. Bunlar sabit. Dönen yer referans. Referans döner. Döndükçe kosinüse ve sinüse göre bir takım e, referans noktalarına göre kosinüs ve sinüsün e, bize analog çıkışlar üretir. Ve bu analog çıkışlar da nereye gider? Sürücüye gider arkadaşlar. Ben buraya şu şekilde VFD yazayım variable frequency drive ya da sürücü bu sürücü aldığı analog sinyalleri bizim resolverimizden işleyerek pozisyonu tespit eder. Burada da verdiğimiz palslara göre arkadaşlar ne yapar? Enkoder'den gelen palslara göre bizim PLC'miz bunu işler. İşledikten sonra da ne yapar? Bizim yazdığımız programa göre, lojik mantığımıza göre çıkışlar verdirerek makinamızı çalıştırabiliriz. Resolver ve enkoder konusu bu kadardı. Farkı da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde enkoderle alakalı bir takım uygulamalar yapacağız. Resolverle alakalı da talebiniz olursa elimizde bulunan donanımsal materyallere göre bir takım uygulamalar yapmaya çalışabiliriz. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.